أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. Bizleri yaratan, yaşatan, insaniyet nimetiyle nimetlendiren, İslamiyet şerefiyle şereflendiren ve bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini içinde barındıran, Ramazan ayına bizi ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz, rehberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salatü selamlar olsun. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 aylara girdiğinde şöyle bir duası vardı malum. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua ederdi. Rabbimize hamdü senalar olsun ki biz de Recep ayını idrak ettik, Şaban ayını gördük. Şimdi de Ramazan ayının içerisinde bulunuyoruz. Rabbim en güzel şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, kim Ramazan'ın geldiğine canı gönülden sevinirse, yani Ramazan ayı geldi, oruç geldi, Ramazan geldi, fıtır sadakası var, teravihler var, zekatımız var, hayır hasenat var. Bu güzellikler geldi diye sevinirse canı gönülden, Cenab-ı Hak onun cesedini cehenneme haram kılar buyuruyor Efendimiz. Rabbim bu şereflere, bu faziletlere mazhar olmayı bizlere nasip eylesin. Ramazan ayı içerisinde birçok ibadeti barındırıyor, birçok güzellikleri barındırıyor. Oruçlarımız var, namazlarımız var, teravih namazlarımız var, fıtır sadakalarımız var, zekatlarımız var, değil mi? Bizler de inşallah bugün sohbetimizde fakirin hakkı olan, yoksulun hakkı olan zekattan bahsetmeye gayret edeceğiz. Müzzemmil suresinde bir ayet-i kerimede Rabbimiz وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ وَاَقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا buyuruyor. Yani namazı kılın, zekatı verin ve Allah için güzel bir hayırda, güzel bir karz-ı hasende bulunun. Sonra devamında وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ siz kendiniz için bir hayır olarak ne yaparsanız, önceden gönderirseniz تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا Allah katında onu daha hayırlı bir şekilde ve ecir bakımından daha büyük bir şekilde bulursunuz diye bize müjde veriyor. Kıymetli kardeşlerim, zekatın sözlük anlamı artma, temizleme, arındırma manalarına geliyor. Dinimizdeki manası ise zengin olan Müslümanların mallarının bir kısmını fakir olan Müslümanlara, müminlere vermesine zekat diyoruz. Bu manada olan zekat hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kıymetli kardeşlerim, zekat İslam'ın 5 temel rüknünden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak her zaman zekatı namaza arkadaş kılıyor. Nerede namaz kılınız diyorsa hemen arkasından bakın zekat. Ve akimus sala ve atuz zeka. Müminlerden, müminlerin vasıflarından bahsederken kad eflahal müminun ellezine hum fi salatihim haşiun vellezine hum anillahi muridun hemen arkasına vellezine hum lizzekati failun. O müminler ki namazlarını kılarlar ve zekatlarını da verirler diye hemen arkasına zekatı ekliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam 5 temel esas üzerine bina edilmiştir. Buniyel İslamu ala hamsin buyurduğu hadisin devamında
Şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikametis salah hemen arkasına ve itaiz zekah diye zekatı hemen namaza, diğer esaslara arkadaş kılıyor. Değerli kardeşlerim, zekat öyle gönlümüze bırakılmış, versek de olur, vermesek de olur denilen bir hakikat değildir. Zekat, müminin malında, zenginin malındaki fakirin hakkıdır. Bakın ayet-i kerimede Rabbimiz وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ onların mallarında miskinler için, ondan sonra ihtiyacı olanların malları, o zenginlerin mallarında hakkı vardır diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani bizim o malımızdaki o 1/40 veya zekat vereceğimiz miktar bizim malımız değil, bizim malımızdaki fakirin hakkıdır. İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak, hakim olarak gönderdiğinde Muaz bin Cebel'e diyor ki ey Muaz, sen önce oraya gittiğin zaman onları Allah'a iman etmeye ve benim Resulluğuma, benim Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma iman etmeyi onlara söyle. Bunu kabul ederlerse arkasından gece ve gündüzde 5 vakit namaz kılmaları gerektiğini onlara söyle. Bunu da kabul ederlerse zenginlerin mallarından alınıp fakirlerin mallarına verileceğini, yani zekatı da onlara emret diye kademeli olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e emrediyor. Peki zekatın hikmeti nedir? Zekatın emir olunmasının hikmeti nedir diye soracak olursak, zekat çok faydalı, çok güzel bir sosyal yardımlaşmadır. Dinimiz her vesileyle bizi, müminleri birbirine yardımlaşmaya teşvik ediyor, emrediyor. Bakın mesela kurban kestik. Kurbanımızı hemen Efendimiz buyuruyor ki 3 parçaya bölünüz. Bir kısmını ailenizle beraber yiyiniz. Bir kısmını misafirlerinize ikram ediniz. Bir kısmını da fakirlere, muhtaçlara ikram ediniz. Mesela yemin ettik, yeminimizi yerine getiremedik. Hemen yeminin kefaretinde nedir? 10 fakiri yedirmek, 10 fakiri giydirmek, bir köle azatma. Hemen fakirlere, muhtaçlara yardıma emrediyor. Tarlamızda ekinimiz oldu, herhangi bir ürünümüz çıktı, onun 1/10'ını hemen yine fakirlere vermemizi emrediyor. Aynı şekilde işte zekat da bu sosyal yardımlaşmanın sistemleştirilmiş bir gerçeğidir. Bakın yani diğer şeylere bırakmıyor. Her yıl zengin olan bir Müslüman malının 1/40 ihtiyaç sahiplerine verecek diye sistematik bir şekle getiriyor. Kardeşlerim, zekatın pek çok faydaları var. Vaktimiz el verdiği nispette bunlardan birkaç tanesini böyle söylemeye, bahsetmeye gayret edeceğim inşallah. Öncelikle zekatın zaten kelime manasında da var. Zekat bir temizliktir. Zekat bir temizliktir. Hem malımızı kirlerden arındırıyor. Nasıl? Yani ister istemez malımıza karışan değil mi? Başkasının hakkı karışmış olabilir. Bilmediğimiz halde herhangi bir haram karışmış olabilir. Bir hak girmiş olabilir. Malımızdan onu verdiğimiz zaman o malımızı arındırmış, temizlemiş oluyoruz. Nasıl ki kan verdiğimiz zaman, hani bir ünite kan veriyoruz, daha sonra vücudumuz o kanı yeniliyor, taze kan gelmiş oluyor. Biz de zekat vesilesiyle adeta o malımızın kirini vermiş oluyoruz. Cenab-ı Hak onun yerine tekrardan yenisini, güzelini inşallah bizlere bahşediyor. Zekat malımızı temizlediği gibi müminin gönlünü de temizliyor. Yani insanın kalbinde cimrilik, değil mi? Hasislik, bencillik duyguları var. Fakirlere yardım etmekle, malımızın bir kısmını onlara vermekle zekat bu manada bizim de gönlümüzü, kalbimizi, ruhumuzu, bu gibi duygularımızı da inşallah arındırmış oluyor. Ayet-i kerimede de hani Rabbimiz Efendimiz'e hitaben buyuruyor. Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tüzekkihim bihe. Ey Resulüm, ey Habibim, onların mallarından sadaka al. Onların mallarından zekat al ki onları temizlesin ve onları arındırsın. Demek ki zekat, sadaka hem mallarımızı arındırıyor, hem mümin gönülleri
arındırıyor. Devamında da ve salli aleyhim, ey Habibim bir de onlara dua et. Allah malınıza bereket versin, Allah ömrünüzü bereketli eylesin, Allah kabul etsin gibi o onlara dua et ki neden? İnne salateke sekenun lehum, çünkü senin duan onlara huzur verir, onlara sekinet verir, sükunet verir diye bu şekilde bahsediyor. Zekatın diğer bir faydası da kardeşlerim, zekat malımızı bereketlendirir, çoğalmasını sağlar. Zekat malı bereketlendirir, çoğalmasını sağlar. Hani Allah'ın hesabı, ahirete yönelik hesaplar, dini konuda yapılan hesaplar dünyadaki hesaplara benzemiyor. Normalde 40'tan 1 çıktığı zaman kaç kalıyor? 39 kalıyor. 40'tan 1 çıktı, 39. Ama Cenab-ı Hakk'ın hesabı öyle değil. 40'tan 1 çıktı, o 39 kalacak ama o biri Cenab-ı Hak bazen 10'la, bazen 100'le, bazen 700'le, bazen binlerce rakamlarla çarpıyor. O zaman bizim ne oldu? 39'a düşmedi de 1000 eklediğimiz zaman mesela 1039 oldu. Yani hesaplar farklı olabiliyor. Çünkü bakın Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Siz benim yolumda, Allah yolunda, rıza ilahi yolunda ne harcarsanız, ne infak ederseniz فَهُوَ يُخْلِفُهُ. İşte Allah onun yerine hemen yenisini verir, sizin malınız eksilmez diyor. Bunu söyleyen alemlerin Rabbi. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يفًا diyor değil mi? Allah'tan daha doğru sözde olan kim vardır? Rabbimiz böyle söylüyor. Biz de آمَنَّا وَصَدَّقْنَا iman ediyoruz. Yine bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her gün iki melek yeryüzüne iner ve şöyle dua ederler. Birisi der ki Allahümme a'ti munfikan halefen. Allah'ım senin yolunda harcayan, zekatını veren, sadakasını veren, infak eden kimselere sen de hemen yenisini ver diye dua eder. Diğeri de der ki Allahümme a'ti mümsiken telefen. Allah'ım böyle tutan, vermeyen, cimrilik eden kimseye de sen de verme, sen de onun malına telef ver diye bu şekilde dua eder. Cenab-ı Hak cümlemize mallarımızın en güzel şekilde, en doğru bir şekilde zekatlarını vermeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Diğer bir husus da zekat Allah'ın vermiş olduğu o mala karşı, o nimete karşı bir teşekkürdür. Yani her şeyin şükrü kendi cinsindendir değil mi? Her şeyin şükrü kendi cinsindendir. Allah mal verdiyse o malın şükrü sadece ya Rabbi şükür bana mal verdin demek değil de o malın zekatını vermek de o malın şükrünü eda etmektir. Peki şükredersek ne olur? Malımızın şükrünü, yani Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan etmiş olduğu malın şükrünü zekatla, sadakayla, yardımlarla eda edersek ne olur? Cenab-ı Hak cevabını veriyor. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Eğer şükrederseniz artırırım buyuruyor Rabbimiz. Peki şükretmezsek ne olur? وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ. Eğer nankörlük ederseniz اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ. Muhakkak ki benim azabım şiddetlidir buyuruyor. Bakın memleketimizin yetiştirdiği büyük alimlerden Bediüzzaman Said Nursi'ye soruyorlar o zaman Birinci Dünya Savaşı olduğu zaman hani biz bu savaşa ne için girdik? Hangi amellerimizle kader-i ilahiyeye fetva verdik ki biz bu savaşa girdik diye söyleyince diyor ki cevaben Cenab-ı Hak bizden 5 vakit namaz istedi. Biz tembellik ettik, o namazı kılmadık. Cenab-ı Hak onun yerine diyor bize işte sipere gir, çık, yat, kalk bu şekilde 4-5 sene namaz kıldırdı diyor. Sonra Cenab-ı Hak bizden yılda bir ay tatlı bir oruç istedi. Güzel bir oruç tutmayı, güzel bir açlık kalmayı, aç kalmayı bizlerden istedi. Biz diyor onu da dinlemedik. Onun yerine Cenab-ı Hak bize 4-5 sene bir nevi oruç tutturdu. Hani Çanakkale Savaşı'ndaki askerlerimizin yiyeceklerine baktığımız zaman değil mi? Sabah yok, işte öğlen hoşaf, akşam yok. İşte sabah ekmek, öğlen yok, akşam yok gibi bu şekilde Cenab-ı Hak bizlere oruç tutturdu diyor. Sonra yine Rabbimiz bizden diyor malımızın 1/40'ını tarlada, bahçede
aldığımız mahsullerin onda birini bizden istedi. Biz cimrilik ettik, vermedik. Cenab-ı Hak da diyor 40'ta 30'unu, onda 8'ini bizden aldı. Yani 40'ta 1 verecekken, onda 1 verecekken biz cimrilik ettik. Cenab-ı Hak da diyor 40'ta 30, onda 8 aldı diyor. İşte Cenab-ı Hak cümlemize verilen nimetlere karşı şükretmeyi nasip eylesin. Şükredersek Cenab-ı Hak artıracak. Ama nankörlük edersek bu gibi musibetlerle Cenab-ı Hak bizi terbiye eder. Ya burada bu tarz musibetler verir ya da ahirette onun hesabını bizlerden sorar ki Allah muhafaza eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bir de zekatın faydalarından birisi de zekat yoksulun ahlakını da olumlu bir şekilde etkiler. Yani Allah muhafaza eylesin. Fakirliğin öyle dereceleri var ki insanı kötü yola, hırsızlığa, başka kötü alışkanlıklara, kötü yollara sevk ediyor. Biz zekatlarımızı vermekle, o muhtacın, o ihtiyacını görmekle belki de o kardeşlerimizi de bazı kötü yollara düşmekten, bazı kötü işler yapmaktan onları da belki muhafaza ediyoruz. Bir de zekatın bir faydası da kardeşlerim, zekat yoksulun çalışma isteğini artırıyor. Çünkü zekatı alan bir kimse bakıyor ki bu karşıdakinin zekatı verdiği zaman ben ne kadar seviniyorum, ne kadar güzel duygular hissediyorum. İnşallah Rabbim bana da mal ver, bana da imkanlar ver de ben de zekat vereyim, bu duyguları ben de yaşayayım diye çalışmaya bir iştiyak hisseder. Bakın ülkemizin yetiştirdiği zenginlerden, hepimizin tanıdığı büyük zenginlerden rahmetli ki oldu. Sakıp Sabancı'nın bir televizyon programında bir şeyini dinlemiştim. Diyor ki biz küçükken annemiz bize kumaşlardan pantol dikerdi, pijama dikerdi. Derdik anne bize dik falan, kumaş yok. Annem derdi ki diyor Ramazan ayı gelecek. Ramazan ayı geldiğinde zenginler gelecek. Buralara kumaş getirecek. İşte bu şeylerden getirecek. Biz de ben de size çocuklarım bunlardan dikeceğim. Biz de sevinirdik, koşardık. Ramazan gelecek, zenginler gelecek, bize kumaş getirecek. Annem de bize dikecek diye sevinirdik. Sonra diyor gün oldu, devran döndü. Rabbim bize mal verdi, mülk verdi. Biz diyor o köylere gittik, kumaşlar götürdük, pantollar götürdük, yiyecek götürdük, giyecek götürdük. Elhamdülillah diye bu şekilde anlatıyordu. Ben çok etkilenmiştim. Bu gibi faydaları da var. Bir de vaktimiz azalıyor, birkaç dakikam var. Zekat Müslümanın cennete girmesine vesile olur. Bakın Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte, çok zaman duymuşuzdur belki ama tekrar edelim. Bir bedevi Efendimizin huzuruna geliyor. Diyor ki ya Resulallah bana bir şeyler söyle, onları yapayım da cennete gireyim. Efendimiz buyuruyor ki Allah'a ibadet edersin, Allah'a iman edersin, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Benim Allah'ın kulu Resul olduğuma inanırsın. Beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verirsin. Böylelikle cennete girersin. O da diyor ki beni yaratan Allah'a yemin ederim ki, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ben diyor bunları yaparım dediklerini, bunlardan fazlasını yapmam deyince çekiyor gidiyor. Efendimiz de arkasından tebessüm ederek işte diyor cennete gidecek temiz bir sima görmek istiyorsanız bunun arkasından buna bakın diye söylüyor. Bakın ona ne diyor? Namaz, zekat, yani beş vakit İslam'ın beş temel esasını söylüyor. Bunları yaptığımız zaman cennete gideceğimizi müjdeliyor. Peki yapmazsak ne olur? Bakın yine Ensar'dan İbni Hasasiye isimli bir sahabi kendisi anlatıyor. Diyor ki ben Resulullah'a biat etmek için gelmiştim. Elini tuttum Resulullah'ın elini. Ya Resulallah benden ne istiyorsun, ne yapayım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı az önceki dediğim zata dediği gibi diyor ki Allah'a ibadet edersin, Allah'a itaat edersin, inanırsın. Ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Benim Allah'ın peygamberi olduğuma inanırsın. Beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir. Allah yolunda cihad edersin deyince bu zat diyor ki ya Resulallah bütün anlattıkların tamam. Hepsini kabul ediyorum ama iki şey var ki diyor onlar bana ağır geliyor. Nedir diyor? Birincisi diyor zekat dedin diyor. Zekat ben nasıl vereyim diyor. O kadar kazandım, ettim, malımdan vermek benim çok ağrıma gider. Ben veremem, onu benden isteme. İkincisi nedir diyor Efendimiz? İkincisi de diyor Allah yolunda cihad etmek. Ben diyor nasıl gideyim, nasıl yapayım, çoluğumu çocuğumu bırakayım, gideyim.
Bunu benden isteme deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ellerini açıyor. Diyor ki zekat yok, cihat yok. O zaman diyor cennet de yok. Zekat yok, cihat yok. E nasıl cennete gideceksin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde söylüyor. Bir de zekatın verileceği yerlerden bahsederken Kur'an-ı Kerim'de hemen değerli kardeşlerim bakın. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْعَامِل۪ينَ Hani böyle sayıyor kime verilir kime verilir. Bunların başında sadakanın, zekatın fakirlere, muhtaçlara verilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat bu konuda dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sizleri uyarmam gerekiyor ki fakir demek, muhtaç demek illa bu yollarda, cami önlerinde hani dilenen, el açan kimseler değil. Yani bakın Efendimiz fakiri söylüyor. Diyor ki Leysel miskinullezî yetûfu alennâs diye devam eden hadis-i şerifte. Yani kapı kapı dolaşıp halktan kendisine bir iki lokma verdiği dilenci yoksul değil. Yani kapı kapı dolaşıyor, onlar da bir iki lokma veriyor. Sadece yoksul olan, fakir olan bunlar değil. Peki kimdir? Gerçek yoksul kendisine sadaka vermek için ihtiyacı bilinmeyen ve kendisi de halktan bir şey istemeyen İffet sahibi kimsedir. Bazen akrabalarımız içerisinde, bazen arkadaşlarımız içerisinde, bazı komşularımızın içerisinde öyle kimseler var ki muhtaç olduğunu, ihtiyacı olduğunu, yani zekata muhtaç olduğunu söylemek istemiyor, gururuna yediremiyor, bunları gizliyor, istemiyor. İşte bize düşen, bir Müslümana düşen de nedir? Öyle kardeşlerimizi, akrabalarımızın içerisinde, eşimizin, dostumuzun içerisinde, komşularımız içerisinde bulacağız. Sadakamızı, ihsanımızı onlara da inşallah takdim edeceğiz ki zekatlarımız yerini bulsun inşallah. Bugün sohbetimizde elimizden geldiği kadar zekattan bahsetmeye gayret ettik. Son olarak bir ayet-i kerimeyi de okuyup onunla sohbetimi bitirmek istiyorum. Bakınız Bakara suresinde Rabbimiz مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mallarını harcayanlar var ya, onların misali neye benzer? Ne gibidir? كَمَثَلِ حَبَّتٍ Bir habbe, bir tohum gibidir ki اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ بِيَتُ حَبَّ Bir habbe gibidir ki diyor, o ekildi ve o 7 tane başak verdi. Her bir başakta da 100 tane var. Yani bir taneyi ektik, 7 tane başak çıktı. Her başakta da 100 tane var. Yani kaç oldu? Birken oldu 700. Birden 700'e çıktı. İşte diyor Allah yolunda hayırda bulunan, infakta bulunan kimselerin durumu da diyor bunlara benzer. Bazen Cenab-ı Hak 1'e 100 verir, bazen 700 verir, bazen 7000 verir bilmiyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor vesiat rahmeti külle şey. Yani Allah'ın rahmeti her şeyi kapsamış bilemiyoruz. Cenab-ı Hak sadakalarımızı, zekatlarımızı, ibadetlerimizi en güzel şekilde kabul eylesin. Şunu da söyleyip bitireyim. Bakın ayet-i kerimede buyuruyor ki وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Allah'ın size verdiklerinden infak edin. Ne zaman? مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sizden birine ölüm gelmeden önce ki ne diyecek o zaman ölüm geldiğinde? فَيَقُولُ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ Ya Rabbi beni yakın bir zamana kadar ertelesen de فَاَصَّدَّقَ وَاَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Zekat versem, sadaka versem, salihlerden olsam da ama Cenab-ı Hak وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Eceli geldiği zaman Allah diyor onu ertelemeyecek diyor ya. İşte yani böyle demeden önce diyor mallarınızı infak edin buyuruyor Rabbimiz. Cenab-ı Hak bizlere iş işten geçmeden ömrümüzün kıymetini bilmeyi nasip eylesin inşallah. Ramazan elimizde büyük bir nimet, büyük bir servet. Bunu en güzel şekilde değerlendirmeyi, oruçlarımızı en ekmel bir tarzda tutmayı, teravih namazlarımızı evlerimizde, ailemizde beraber kılmayı, zekatlarımızı, sadakalarımızı Rabbimizin hoşnut olacağı şekilde, en güzel bir şekilde ifa etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.